hepiniz biliyorsunuz, Hazreti Hubeyb, Hazreti Hubeyb'i dar ağacında idam etmek üzere, dar ağacının, sehpanın altına getirdikleri zaman, Hazreti Hubeyb ne büyük sahabi, ne büyük sahabi, radıyallahu teâlâ anh, uzun bir hadise anlatmıyorum, zaman zaman nakletmişimdir. Yakaladılar onu, idam etmek üzere sehpanın altına getirdiler hani. Ve sordular, son arzun nedir? İdam edecekler ya, son arzu ve isteğin nedir dediler. O da dedi ki, bana müsaade edin, iki rekat namaz kılayım, Allah'ıma yalvarayım dedi. En son iki rekat. Onun için idamlıkların hani o şeyden sünnet olarak o yoldan kalmıştı. İki rekat namaz kıldırlar ve iman telkin ederler. İdam edilecek adamın yanına bir hoca gelir, ona şehadet, iman telkin ve namaz telkin ederler. Vaka bizim üniversitelerimizden yetişen neslin içinde öyleleri meydana geldi ki, biliyorsunuz idam edildi, 12 Mart hadisesinde idam edilen Deniz Gezmiş namındaki büyük kafir ve onun arkadaşları idam edilecekleri zaman sordular, size imam getirelim mi, size iman telkin edelim mi deyince, biz ne iman isteriz ne imam isteriz dediler. Reddettiler, hepiniz, bütün dünya biliyor bunu. Biz ne iman isteriz, ne imam isteriz, ne Allah kabul ederiz, ne İslam kabul ederiz dediler. Ve sol yumruğu havada yaşasın komünizm diye Mekke atıldılar. Bunu bütün dünya biliyor. Ahmak herifleri görüyor musunuz? Ahmak oğlu ahmaklar, herif anarşist olmuş, komünist olmuş, devleti milleti batıracak olmuş, o ana gelinceye kadar ona iman aşılamamış, ona imam götürmemiş, idam ağacının altına gelince sana iman getirelim mi diyorlar. Kabul eder mi ya? Neredeydin daha evvel? Neredeydin daha evvel? Elbet kabul etmeyecek. Şimdi yetişen nesilde biz onların peşindeyiz diyor. Biz onların izindeyiz diyorlar. Hadi önüne bakalım. Önleyin bakalım anarşiyi. Önleyin bakayım komünizmi. Önleyemezler. İman olmayan yerde, İslam olmayan yerde hayat olur mu? Huzur olur mu? Emniyet olur mu? Asayiş olur mu efendiler? Hazreti Hubeyb, bana müsaade edin iki rekat namaz kılayım deyince, müsaade ettiler tabii. Namaza durdu, namaza durdu ve süratli kıldı, uzatmadı namazı. Namazdan sonra ellerini açtı ve Allah'a öyle bir yalvardı ki, ya Rabbi işte şimdi asılıyorum, beni kulluğuna kabul edecek misin diyordu. Asılıyor, hayatı giderken böyle, beni kulluğuna kabul edecek misin diyordu. Ve sonra Resulullah'a yöneldi, elleri açık, Rabbül Alemin'e niyaz etti, ya Rabbi Resulullah'ın yüzünü bana göster dedi Hazreti Hubeyb. O esnada bütün mekan, mesafe, çöl, arazi ortadan kalktı, Mescid-i Nebi'nin ortasında ashabıyla sohbet eden Resulullah'ın mübarek yüzünü gördüler. Ve ondan sonra Esselamu aleyke ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü, Allah'ın selamı üzerine olsun dediler. Ve Resulullah hemen selamı duydu. Ve aleyke selam ey Hubeyb. Medine'den Mekke'ye selam ediyor. Selam veriyor. Eshab-ı kiram dediler ki, ne oluyor ya Resulallah? Hubeyb burada değil, nerede, ne oluyor, selam aldınız, selam veriyorsunuz, neyin nesidir deyince, Efendimiz buyurdular ki, Hubeyb'e dua edin, şimdi Allah ve Resulü için her şeyini feda ediyor dediler. Ve namazdan sonra başlıyor dava. O kuvveti namazda aldı, o teslimiyeti namazda aldı, o muazzam açılışı, inkişafı, inşirahı namazda teslim almıştır o.
Sen de namaz kıl, hakkıyla namaz kıl, küfür milletleri mutlaka zay olacaklardır. Hakkıyla namaz kıl.